Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TRT Haber yayınına konuk oldu. Bahse konu yayında sektördeki projeler hakkında açıklamalarda bulunan Demir, Milli Muharip Uçak hakkındaki son gelişmelerden de bahsetti. Demir şu ifadeleri kullandı: "Onay verecek arkadaşlarımızın onayı sonrası uçacak. Hedefimiz en kısa zamanda uçması, bir seneyi bulabilecek bir süreç. Onu da geçebilir. Uçuş meselesi çok kritik. Gerek milli muharip uçak gerek helikopterlerimiz için olsun motor geliştirme projelerimiz devam ediyor." Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 25 Mart'ta Hakan Çelik ile hafta sonu programında savunma sanayi projeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda Demir, milli muharip uçakın ilk uçuş tarihinin 2025 yılında gerçekleştirileceğini söylemişti. Demir programda şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk uçuşu 2025 yılında gerçekleştireceğiz. İleri bir tarih verelim ancak sürprizlere hazır olun. Hava kuvvetlerimize ise 2030 yılında teslim edeceğiz. Görünmezlik özelliği bir teknoloji. Üstüne koya koya safha safha ilerliyor. Bazı uçaklardaki belli teknolojileri az çok yakaladık. Çalışmalar devam ettikçe bu özellik daha iyi olacak. Gerek elektronik sistemleri, gerek siber güvenlik, gerek akıllı sistemler yapay zeka gibi konular içinde olacak. Tabiri caizse tamamen akıllı olacak. 4,5. nesil dememizin sebebi biraz motordan kaynaklanıyor. F-110 motorunu kullanıyoruz. 5. nesil için geliştirilmiş bir motor değil. Yerli motor yapıldığında 5. nesil hatta ötesi diyebileceğiz. Zaten şu an 5. 6. nesil kavramları biraz karışmış durumda. 6. nesil denildiğinde bizim burada amaçladığımız tamamen elektronik, şunu bile söylüyor arkadaşlar, bir adım ötesinde bunu insansız yapabiliriz diyorlar.